إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أستعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنفه من أدرك رمضان فلم يغفر له değerli kardeşlerim Allah Subhanahu ve Teala cumanızı ve ayınızı mübarek eylesin. Rabbim şu mübarek ayda, şu mübarek günde razı olduğu kullardan eylesin. Rabbim derdi cennet olanlardan eylesin. Rabbim dünyayı gaye edinenlerden eylemesin. Allah Subhanahu ve Teala kullarına fırsatlar verir. Tıpkı kafirlere mühlet tanıdığı gibi. Kafirlere mühlet tanır. Kafirler küfürlerinde assınlar, sınırları zorlasınlar diye Müslümanlara da Allah Azze ve Celle ikram eder, rahmet eder. Bizler bugün Ramazan ayının sonlarına doğru gelmekteyiz. Yani üzüntülü olmamız gerekiyor. Üzüntülü olabiliyor muyuz? Neden? Çünkü başı bitti, rahmet bitti. Ortası bitti, mağfiret bitti. Sonundayız. Cehennemden azat olunacak kulların listelerinin asılacağı günlerdeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbeye çıkıyor. Birinci basamağa çıkıyor, amin diyor. Bir basamak daha çıkıyor, amin diyor. Bir basamak daha çıkıyor, amin diyor. Hutbe bitiyor. Sahabeler radıyallahu anhüm soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, üç basamak çıktın, üçünde de amin dedin. Ne oldu? Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana Cibril aleyhisselam geldi. Cibril aleyhisselam geldi. Dedi ki bana ragime enfu. Burnu sürtülsün. Perişan olsun. Rezil olsun.
رَغِمَ اَنْفُ مْرِئِنْ اِدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ Ramazana kavuşup da, Ramazana yetişip de kendisini bağışlanmışların listesine yazdıramayanın burnu sürtülsün, perişan olsun dedi. Ben de dedim ki, amin. İkinci seferde رَغِمَ اَنْفُ مْرِئِنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرَ اَحَدُمَا فَلَمْ يُدْخْلَهُ الْجَنَّةِ Anne veya babası yanında yaşlandığı halde cennete giremeyenin de burnu sürtüsün, perişan olsun dedi. Ben de dedim ki amin. Üçüncü seferde رَجُلُنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُسَلَّ عَلَيْهِ Bir adam ki yanında benim adım anıldığı halde bana salavat getirmediyse onun da burnu sürtüsün dedi. Ben dedim ki amin. Kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği günahlarımızın bağışlanması için bize ayrılan bu Ramazan'ı hakkıyla ihya edebildik mi? Değerlendirebildik mi? Yoksa Allah korusun burnu sürtülenlerden, perişan olanlardan mıyız? Bunun muhasebesini yapmamız lazım. Çünkü Ramazan bütün güzellikleriyle bütün getirdikleriyle bitiyor kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın her gecesinde Allah'ın günahlarından ve cehennemden azat ettiği kulları vardır diyor. Acaba her Ramazan gecesinde acaba bugün beni Allah affedecek mi heyecanını yaşayabildik mi? Acaba Rabbim benim günahlarımı bağışlayacak mı? Bana merhamet edecek mi diye bir heyecan içerisine girebildik mi? Yoksa hatadan kendimizi uzak mı görüyoruz? Yoksa günahsız mı görüyoruz kendimizi? Allahu Teala bizim gibi günahlara dalmış, bizim gibi hatalar içerisinde bir hayat yaşayanlara rahmet etmek istiyor, bağışlamak istiyor ama bizden sebepler bekliyor. Peki bu cehennemden ve günahlarından azat olma heyecanını eğer yaşayabildik mi, yaşayamadık mı? İşte bu bizim Ramazanımızın güzelliğini gösteriyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruçlunun diyor iftar anında kabul olacak bir tane duası vardır diyor. Peki kardeşlerim, her gün bize bir fırsat verildi. Her iftar açtığımızda peki bize verilen bu iftar saatteki bu müstecabetin davetin olan bu icabet edecek duaya biz neyi ayırdık? Ne için dua ettik? Yoksa sofradaki yemekleri görünce aklımız başımızdan gitti. Dua etmeyi mi unuttuk? Kendimiz için dua edebildik mi? Ailemiz için, çocuklarımız için, ümmeti Muhammed için dua edebildik mi? Cehennemden azat olmak için, beraat etmek için dua edebildik mi? İşte Ramazan ihya edebildik mi? Değerlendirebildik mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğretileriyle hareket edebildiysek Ramazan'ı değerlendirdik. Ramazan'ı ihya ettik kardeşlerim. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tutulan oruçlar için, çekilen susuzluklar için, günlerin uzun olması için Allah tebareke ve teala'dan kutsi bir hadisleri bize aktarıyor kardeşlerim. Allah tebareke ve teala kulumun diyor o uzun günlerde o susuzluğunu kıyamet gününde ben gidereceğim diyor Allah tebareke ve teala. Ecri büyük olan, cehennemden azat olmak olan, cehennemden uzak olmak olan Ramazan ve oruç ayında terbiye olabildik mi? Ramazan ve oruç ayında değişim oldu mu bizde? Değişebildik mi? Kötü huylarımızı, kötü alışkanlıklarımızı, sevmediğimiz huylarımızdan vazgeçebildik mi? Değiştik mi? Yoksa Ramazan geldiği gibi gidiyor. Biz hala olduğumuz yere sayıyorsak Ramazan'ı değerlendiremedik demektir kardeşlerim. Yine değerli kardeşlerim, bu Ramazan ayında Kur'an inmeye başladı. Peki işte bir Ramazan daha yaşadık. Yaşıyoruz, bitiyor. Bu Ramazan'da Kur'an bizim hayatlarımıza indi mi? Kur'an'la barışabildik mi? Kur'an'ı bir kulluk kitabı olarak, bir el kitabı olarak değerlendirebildik mi? Kur'an'la beraber olduğumuz saatlerimizi çoğaltabildik mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da Cibril'le beraber Kur'an okurlarmış beraber. Peki bizler Kur'an okuma alışkanlığı kazanabildik mi?
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu kadar okuyabildik mi? Düşünebildik mi? Tedebbür edebildik mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Kur'an'la inşa etti. Ümmeti Kur'an'ın yapısıyla toparladı. Ümmeti Kur'an'ın etrafında, Kur'an'ın akidesi etrafında, Kur'an'ın ahlakı etrafı toparlanabildi. Peki bizler Kur'an üzerinde toparlanabildik mi? Hak olan kelime üzerinde toparlanabildik mi? Allah Subhanahu ve Teala bölünme diyor. Bölünmeyi kafamızdan çıkarabildik mi? Allahu Teala gıybeti haram kılmış. Gıybet dilimizden çıkarabildik mi? Allahu Teala zina yaklaşmayın diyor. Zinayı hayatımızdan çıkarabildik mi? Allah Subhanahu ve Teala faiz yiyenler Allah'a ve Resulüne harp yapmışlar diyor. Peki hayatlarımızdan faizleri çıkarabildik mi? Kur'an bizim hayatımıza inmedi mi? Kur'an raflarda mı kaldı? Okuduk, tekrar rafa mı kaldırdık? Hayatlarımıza indiremedi mi Kur'an'ları? Eğer Kur'an hayatlarımıza şu Ramazan'da inmediyse Ramazan boşa geçmiş demektir. Sadece aç kalınmış, susuz kalınmış demektir. Kur'an hayatlarımıza inmesi lazım. Kur'an bizim düsturumuz olması lazım. Kur'an bizim yaşam kitabımız olması lazım. Ramazan da bunun için vardı. Bunun için Müslümanlar mescide geldiler. Bunun için Allah Tebareke ve Teala Kur'an'ı belki de Ramazan ayında indirdi. Müslümanların elinde bir alışkanlık olsun. Müslümanlar okusunlar, düşünsünler, anlamaya çalışsınlar, amel etsinler diye Allah Tebareke ve Teala'nın muradı buydu kardeşlerim. Selefimiz, onun yolundan gidenler Kur'an'ı bir gecede, 3 günde, 1 haftada hatmediyorlardı. İmam-ı Şafii, İmam-ı Ebu Hanife, Allah ikisi rahmet etsin. Ramazan ayında 2 defa Kur'an'ı hatmediyorlardı. Farklı farklı hatmettikleri rivayette de geçiyor. Kur'an üzerinde düşünüyorlardı. Kur'an'la yoğunlaşıyorlardı kardeşlerim. Kardeşlerim, Ramazan ayı Allah Subhanahu ve Teala'nın kullarına açmış olduğu 1 aylık bir eğitim kampı, 1 aylık bir medrese, 1 aylık bir ıslah hareketi. Müslümanlar bu ayda ne gibi alışkanlıklar kazandı? Ne kazanmamız gerekiyordu? Kur'an'la barışık yaşamayı, her gün Kur'an okumayı öğrendik bu ayda. Peki Ramazan bittikten sonra ne olacak hallerimiz? Kur'an'dan uzaklaşacak mıyız? Bizler bu ayda dua yapmayı öğrendik. Dua yapmayı öğrendik. Namazlarımızı bitirir bitirmez gözümüz kapıda olmamayı öğrendik. Yerimizde kalıp Allah'a dua etmeyi öğrendik. Zikir yapmayı öğrendik. Tövbe etmeyi öğrendik. Şehvetlerimize dur demeyi öğrendik. Demek ki benim bir iradem varmış. Şehvetime dur diyebiliyor musun? Elime, dilime, gözüme sahip olabiliyor musun? Benim uykum gerçekten derin değilmiş. İş boğaz olduğu zaman gecenin 3'ünde saat olmadan kalkıyorsam Ramazan'dan sonra da bu nefis Allah için gece yarıları ayağa kalkacak alışkanlığına kazanabildik mi, kazanamadık mı? İşte Ramazan bunun için vardı. Bu eğitim verildi bize. Bu eğitimi almak zorundaydık bizler. Çünkü bakın saat 3'te yemek için ayağa kalktık. Kalkmamız gerekiyor zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu emrediyordu. Ama ya Ramazan bittikten sonra, ya Ramazan bittikten sonra vücudumuz yataklarımızdan hiç kalkmayacak mı? İrademizle öğrendik ki bizler kalkabiliyoruz. Uykumuzu bölebiliyoruz. Bizler uykumuzu bölebiliyoruz. Ayağa kalkabiliyoruz. En uykusu ağır olan bile kalktı, yemeğini yedi mi? Yedi. Ertesi gün sıkıntı çekmemek için aç kalmayayım, rezil olmayayım, bitkin düşmeyeyim, çaresiz kalmayayım diye ertesi gün hesabını yaptık. Peki ya ebedi bir hayatın hesabını yaparak yanlarımız yatakları üzerinden ayrı kalmayacak mı? Bu alışkanlığı kazanmayacak mıyız kardeşlerim? Ramazan ayında cömertliği, paylaşmayı oruç sayesinde, Ramazan sayesinde Allah Tebareke ve Teala bize öğretti. Peki kardeşlerim, mezun olma zamanı geliyor. Diplomalar verilecek. Diplomalarda karnelerde şu yazacak: ya cehennemden azat oldu, günahlarından azat oldu yazacak. Ya da bu kul Ramazan'da sınıfta kaldı yazacak. Allah bizleri bu durumdan korusun kardeşlerim. Ramazan'dan sonra eğer Ramazan'da yapmış olduğumuz amel alışkanlıklarımızı terk edersek bu Ramazan konusunda bizim samimi olmadığımız anlamına gelir. Allahu Teala her günleri Ramazan olan kullarından eylesin kardeşlerim. Şu Ramazan ayında Allah Tebareke ve Teala'nın
kullarına rahmetinin sebeplerinden bir tanesi de ümmetin birçoğunun gaflet olduğu bir amel teravih namazıdır kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem men kâme ramadâne imanen ve ihtisâben gufre lehu mâ tegaddeme min zembih diyor. Kim Ramazan'ın diyor iman ederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek ihya ederse, değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır diyor. Muhaddisler Ramazan'ı ihya etmek diyorlar, teravih namazı kılmak diyorlar. Teravih namazına iman ederek ecrini yalnızca Allah'tan bekleyerek kılan Müslümanın geçmiş günahlarının affolunacağını söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peki teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazının diğer beş vakit namazdan hiçbir farkı yoktur. Ne kıraat olarak, ne okuyuş olarak, ne hız olarak hiçbir farkı yoktur. Selefimiz bir rekatta 200 ayet okuyordu. Kıyamı uzun tutuyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazın en faziletlisi kıyamı uzun olandır diyor çünkü. En faziletli namazı kılmak için şu Ramazan gününde Allah Subhanahu ve Teala'nın affına kavuşabilmek için teravihten geri durmuyorlardı. Teravih namazını kılıyorlardı. İşte ümmetin üzerinde zayıf düştüğü, gafletçesi olduğu amellerden bir amel teravih namazıdır kardeşlerim. Yine ümmetin üzerinde idrak edemediği, zaaf göstermiş olduğu Kur'an'ın bu ayda hasreten o gecedeki, o gece Allah Subhanahu ve Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki mübarek dediği Kadir gecesinde inmiş olduğu o gece kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fihi leyletun hayrun min elfi şehrin diyor. O Ramazan'da bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bin aydan daha hayırlıdır. Bir an, bin ay amel etsen Kadir gecesinde yapmış olduğun amele denk gelecek kardeşlerim. Belki denk gelmeyecek. Men hürme hayraha fakat hürme. Kim Kadir gecesini ihya edemezse, değerlendiremezse o her şeyden mahrum olmuş diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peki kardeşlerim, Kadir gecesi hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize ne öğretti? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesinin Ramazan'ın son 10 gün içerisindeki tekli gecelerde olduğunu bize söyledi. Yani son 10 gün içerisindeki 5 günde 21'i, 23'ü, 25, 27 ve 29. gece olabileceğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti. Kadir gecesi Ramazan'ın 27. gecesidir diye bir anlayış Kur'an'da, sünnette delili vardır ama kesin değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 21'i de olabilir diyor, 23'ü de olabilir, 25'i de, 27'si de, 29'u olabilir diyor. Peki Müslüman düşen nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize ne öğretti? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da diğer zamanlarda olmadığı kadar gayret gösterirdi. Diğer zamanlarda olmadığı kadar. Peki Ramazan'ın son 10 gününde, Ramazan'ın 20'sinde göstermiş olduğu gayretten çok 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 fazla bir gayret gösterirdi. Yani Ramazan'ın son 10 günü içerisinde gaflete girmezdi. Bilakis ümmetin yine zaafa düştüğü, idrakinde eksik gösterdiği bir amel itikafa girerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruç kendisine farz kılındığından itibaren her yıl Ramazan'ın son 10 günü itikafa girmiştir mescitte. Son öleceği sene 20 gün kalmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününü daha da bir fazla amel olarak, tefekkür olarak daha da bir zengin kılıyordu. Bize bunu miras bıraktı. Bayram telaşı diye, Ramazan bitiyor diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir zaafı, bir gafleti olmadığı gibi onun ashabının da bir gafleti, bir zaafı yoktu. Çünkü hepsinin derdi bayram ne demekti? Cehennemden azat olmak demekti. Günahlardan azat olmak demekti. Hepsinin derdi buydu. Başka bir derdi yok idi. Hepsi günahlarından ve cehennemden azat olmanın mücadelesini veriyorlardı. Ramazan'ın son 10 günü geldiği zaman hasaten tekli gecelerde Allah Tebareke ve Teala her gecemizi kadir bilenlerden eylesin kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesinde bize ne öğretti? Alametler öğretti. Dedi ki o gece rüzgar esmez. O gece yıldızların kaymasına izin verilmez. O gece güneş doğmadan,
kıpkızıl olmadan doğar. O gece güneşin şeytanla beraber doğmasına izin verilmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle birkaç tane alamet zikretti. Müslümanlar Kadir gecesinin hangi gece olduğu konusunda takip ederler. Her tekli geceyi Kadir bilirler. Her tekli geceyi değerlendirirler, ihya ederler. Ramazanın son 10 gününün her gecesini Kadir bildikten sonra Kadir gecesinin 21 olmuş, 23 olmuş, 25 olmuş hiçbir önemi kalmaz kardeşlerim. Çünkü her gecemiz Kadir olmalıdır. Her gecemiz Kadir olmalıdır. Her gecemizde Allah'a dua etmeliyiz. Allah'ım günahlarımızdan bağışla, cehennemden azat olmak için dua eden kullardan olmak zorundayız. Allah Subhanahu ve Teala şu geçen, şu giden, şu sayılı günler, şu biten günler, şu Ramazan günlerinin kalan günlerinde aklını başına alan kullarından eylesin. Şu Ramazan'ın son günlerinde gaflete adım atan değil de cennete adım atan, cennete yürüyen kullardan olmayı bize nasip etsin. Rabbim Ramazan'ın sonunda arı, duru, saf, tertemiz bir şekilde cehennemden ve günahlarından azat olan kullarda olmayı bütün Müslümanlara birlikte hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Çünkü Ramazan'ın iyi geçmesi ümmetin kalitesi demektir. İyi geçen Ramazanlar gelecek iyi günlerin habercisidir. Ümmetin ıslah olması demek gelecek Allah'ın ikram edeceği güzel günlerin habercisi demektir. Allah Subhanahu ve Teala hem dünyada hem ahirette hayır verdiği, iyilik verdiği kullardan eylesin. Amin. Ekulu kavli hâzâ ve estağfurullâhe li ve lekum ve âhiru da'vâna elhamdülillâhi rabbil âlemîn.